Herkese merhaba arkadaşlar. Altcoin Roku YouTube'a hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Drop GG Metaverse projesini inceleyeceğiz. Video geçerken kanalımıza abone olabilir ve bildirimler zilini açabilirsiniz. Müzik Drop GG projesi farklı konseptleri bir araya getiren ve yapmak istedikleriyle heyecan uyandıran bir proje. Proje kendini şu şekilde tanımlıyor. Drop, gerçek dünyayı NFT'lerin sanal dünyası ve Metaverse ile bağlamak için coğrafi yerleştirme teknolojisinden yararlanan blok zincir tabanlı bir platformdur. Web sitesinden devam edecek olursak arkadaşlar. Your Metaverse Journey Begins Now. Yani şöyle diyor, Metaverse yolculuğunuz şu an başlıyor. Hemen altındaysa kullanılabilir NFT'lerle geliştirilmiş, artırılmış gerçeklik, arazi ve coğrafya tabanlı minting özelliklerinden bahsedilmiş. Girişte söylediğim gibi birçok konsepti bir arada barındırıyor. Arazi alıp satımı, artırılmış gerçeklik, aynı zamanda NFT'ler ve birazdan göreceğiz sosyal etkileşime çok önem veriyorlar. Hemen aşağıya geldiğimizde white paper'ını birazdan inceleyeceğiz arkadaşlar. Geolocation Technology yani coğrafi konum teknolojisinden bahsedilmiş. Bu coğrafya tabanlı teknolojisi sayesinde tanınmış sanatçılarla çalışan ilk NFT minting platformu olduğu belirtilmiş. Devam edelim. Dropland'den bahsediyor arkadaşlar. Kendi toprağınıza sahip olun ve inşa edin. Topraklar yani araziler size sizin bölgenize özel NFT mintleme erişimini verecektir diyor ve aynı zamanda yine Yield Generating Land arazinizde likidi de ekleyerek ve stake yaparak drop tokenları ödül olarak kazanabilirsiniz diyor arkadaşlar. Böyle mekanikleri olan bir proje. Peki araziler nasıl satın alınabilecek? Gördüğünüz gibi Using Loot Box yani Loot Box dediği de hemen aşağıda aslında açıklamış. Web aplikasyonumuzu kullanarak araziler satın alın diyor. Yakında aktif olacaktır demiş arkadaşlar gerçek dünya, gerçek coğrafi konum teknolojisini kullanıyor demiştik. Los Angeles üzerinden örnek vermişler. Los Angeles'ta çeşitli parseller mevcut. Mesela 71 altıgenden oluşan bir alan mevcut. Tabii ki Solana blockchain'inde olan bir proje. Dolayısıyla ücretler Solana ile verilecek. 56 altıgenden oluşan bir başka bölge yine Los Angeles'ta. İleride bahsedilen web sitesi aktifleştiğinde lokasyonu da görmemiz mümkün olacaktır buradaki butonlarla. Bu şekilde toprak alım satımı da gerçekleşecek olan bir proje. Burada artırılmış gerçeklik özelliğini görüyoruz arkadaşlar. Sorduğu soru şu şekilde. Satın aldığınız şeyi hareket halinde göremiyorsanız gerçekten eğlenceli olan nedir diye sormuşlar. Yandaki videoda aslında açıklamasını yapıyor. Drop artırılmış gerçeklik tecrübesini Metaverse'e getiriyor. Bu sayede kullanıcılar NFT ve arazi ile etkileşime geçebilecekler diyor. Burada çalışma mekaniğinden bahsetmiş arkadaşlar. İki boyutlu drop NFT'leri gerçek dünyada bunları buluyor. Daha sonrasında da NFT galerilerinde bunların kutlaması gibi bir etkinlik söz konusu. Sanatçılarla sosyal etkinliklerin kutlanması. Droplands yani drop arazilerinde ise arazi satın al. En üst düzey marka ve sanatçılara yakın araziler satın al diyor. Ve bu arazileri de satıp veya kiraya vermek mümkün olacak. Daha sonra drop 3D'ye geldiğimizde ki aslında burası metaverse kısmını oluşturuyor. Drop 3D'de 3 boyutlu nesneler ve binalar inşa et. Bunlar aracılığıyla NFT galerilerinde kutlamalara katılabiliyoruz ve gelir kazanmaya yönelik olarak üç boyutlu nesne ve binaları kiralamamız mümkün olacak. Ve yan tarafa yani artırılmış gerçeklik kısmına buradan geçiş yapıyoruz. Dijital dünyayı gör diyor ki bu dijital dünya topluluk tarafından oluşturulan dijital dünya. Aynı zamanda 3D NFT galerisini keşfet diyor. Kendi arazini gerçek dünyada keşfet diyor. Bu da artırılmış gerçeklik özelliği sayesinde mümkün olacak sanatçılarla ve ünlülerle işbirliği yapıyor dedik. Şu an için ekosistem partnerleri 3 kişiyi burada görüyoruz arkadaşlar. Sosyal medyada milyonlarca takipçi sayısına sahip olan çok ünlü kişiler bunlar. Mesela Jake Paul Amerikalı sosyal medya kişiliğiymiş. 24 yaşında bir profesyonel boksör ve aynı zamanda bir müzik sanatçısı diyor. 20 milyon üzerinde Instagram, 17 milyon üzerinde ise YouTube takipçisi bulunuyor. Yine çok ünlü diğer farklı youtuberlar farklı kategorilerde bu projeyle işbirliği yapmakta ve bu ünlü simalar sayesinde bu projenin duyulma olasılığı tabii ki çok daha fazla oluyor arkadaşlar. Aşağıdan devam ediyorum. Yine özel bir erişim şansı tanınmış artist ve ünlülerin avatar projelerine özel erişim hakkı sunuyor arkadaşlar. Projenin yatırımcılarına geliyoruz önemli yatırımcılara sahip Defiance Capital, Three Arrows Capital, Animoca Brands ve Alameda Research en önemli yatırımcılar olarak benim ilk etapta gözüme çarpanlar. Yatırımcılardan bahsetmişken hemen Crunchbase sitesine gidiyorum. Drop projesine inceliyoruz. Toplam aldığı yatırım miktarı 8 milyon dolar. Toplam 9 yatırımcısı olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yatırım miktarının üzerine geldiğimizde bir yatırım roundundan şu an için 8 milyon dolar topladığını görüyoruz ve bu yatırım round'u tabii ki kurumsal bir rand, venture round diyor. Bu projenin henüz ön satışı gerçekleşmedi. Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşme ihtimali yüksek. Web sitesine tekrar döndüm. Roadmap'ini inceliyoruz arkadaşlar. 2022'nin ilk çeyreğinde uygulamanın açık beta versiyonu iOS'a gelecekmiş. Hem ikide hem de artırılmış gerçeklik sürümleri. Aynı zamanda Android geliştirmesi var ve yukarıda dokunmuştuk. Web platformu açılacak. Bu yılın son çeyreğine kadar uzanan bir roadmapleri var arkadaşlar. En sonunda da artık tamamen uygulamanın beta versiyonu değil tam sürüm versiyonu. Hem iki boyutlu hem de artırılmış gerçeklik sürümleriyle iOS ve Android'de kullanıma sunulacak. White Paper'a geçmeden önce son olarak sosyal medya platformlarına bakmak istiyorum. Telegram kanallarında 9000 üzerinde üyeleri mevcut. Twitter'da ise 65.000 takipçileri var arkadaşlar. Bir diğer sosyal medya platformu Instagram'a baktığımızda ise yaklaşık olarak 20 bin takipçiye sahip olduklarını görüyoruz. Şimdi biraz da white inceleyelim arkadaşlar. Misyonlarından bahsetmişler. 3 adımlı sosyal etkileşim, metaverse'ü gerçek dünyaya getirmekten bahsediyorlar. Aynı zamanda merkeziyetsizlik ve burada web 3.0'a vurgu yapmışlar. Ve ilk olarak kullanıcı demişler. Drop'un topluluk için inşa edildiğini söylemişler arkadaşlar. Genel bakışa geldiğimizde Drop 3 üründen oluşuyor ki az önce de bunları aslında incelemiştik. Drop 2 de sosyal aplikasyon, dropland, metaverse tarafını içeriyor ve drop 3 de ise artırılmış gerçeklik tarafı. Aşağıda her biriyle ilgili daha fazla bilgiler mevcut arkadaşlar. Kısaca değinmek gerekirse Drop 2 de kendi NFT'lerinizi oluşturmanızı ve bunları gerçek hayattaki konumlarda haritaya yerleştirmenizi sağlayan bir modül. Drop arazi NFT olarak yayınlanan gerçek dünyadaki konumlarda dijital arazi parselleri satın almanızı sağlayan bir modül. Her arsanın koordinatları vardır ve gerçek dünyaya yansıtılır. Arsaların değeri farklıdır demiş arkadaşlar. Drop 3 boyutlu artırılmış gerçeklik, 3 boyutlu nesneleri gerçek dünyaya NFT olarak yerleştirmenizi sağlayan bir modül. Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle nesneler gerçek dünyada gerçek bir yere bağlı 3 boyutlu nesneler olarak görüntülenebilir. 3 boyutlu binalar karakterler ve tüm animasyonlu üç boyutlu sahneler olabilir demişler. Hemen aşağıda geolocation teknolojisini anlatmış bizlere. Coğrafi konum, Drop'un en önemli bileşenlerinden birisidir. Kullanıcıların Drop platformunun görsel ögelerinin görünmesini istedikleri konumlara veri yerleştirmesine olanak tanır demiş arkadaşlar. Hem 2D hem arazi hem de artırılmış gerçeklik amaçları için kullanıldığını burada bize söylüyor. NFT'lere geldiğimizde drop platformuna yerleştirilen nesneler NFT nesnelerdir demiş. Ve bu sayfada son olarak cüzdan uygulamasından bahsediyor arkadaşlar. Drop aplikasyonu kendi mobil cüzdanına sahiptir. Bunun ismi de Drop Wallet olacak diyor. Bunun sebep olarak da bir Solana cüzdanının mobil cihazlardaki yetersizliği olarak belirtmişler. Tokenomics'ine bakmak istiyorum arkadaşlar. %5'erlik oranlar tohum ve Private satışlarına ayrılmış. %10'luk bir toplam miktarsa stratejik roundlara ayrılmış. Public yani halka satıştan 100, tokenların %4'ü satılacak. Bu arada toplam token adedi aşağıda da gördüğümüz gibi 500 milyon adet arkadaşlar. Danışmanlara %2, takıma %23'lük bir oran ayrılmış. Toplamında %25, %7'lik bir payın liquidity'e, %4'lük bir payın marketing'e, %10'unun hazineye ve %30'unun ise ekosistem ödüllerine ayrıldığını burada görüyoruz. Ön satış aşamalarının fiyatlarına gelecek olursak tohum satışı 5 cent, private yani özel round 8 centten, stratejik birinci round 12, ikinci round 30 centten satılacak. Halka satış fiyatı ise daha sonrasında duyurulacakmış arkadaşlar. Hemen aşağıda vesting detaylarını da bulmamız mümkün. Public'ten alanların tokenlarının tamamı açılacak arkadaşlar. Bekleme süresi yok. Diğer roundlara baktığımızda ise 1 yıla kadar uzanan bekleme süresinin ardından 18 aya yayılan bir vesting söz konusu durumda. Takıma dağıtılacak olan miktarsa yine 1 yıllık beklemenin ardından 2 yıla yayılıyor. Evet, white paper'da daha fazla bilgiye de erişmek mümkün. Ekonomi, eğer ki yatırım yapmayı düşünürseniz bunları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda Drop projesini inceledik. Önemli yatırımcılara sahip ve istediklerini gerçekleştirirse güzel yerlere gelebilecek olan bir proje olduğunu düşünüyorum. Ön satış gerçekleşmeden önce gözümüzü bu proje üzerinde tutabiliriz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimler zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. elimdeki para nasıl değerlenir Ethereum mu bitcoin mi doğru yatırım nedir Artıyor her geçen gün aklımdaki sorular Neyse ki panik yok altcoin rookie var